Ülkelerinde salgında 3. dalga korkusu giderek büyüyor. Haftalık bazda Avrupa'da salgın nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 20 bine ulaştı. Ve bu noktada pandemiyle mücadelede hükümetler karantina önlemlerini uzatma yoluna gidiyor. Mesela Almanya karantina sürecini 18 Nisan'a kadar uzattığını duyurmuştu. Ve Almanya Başbakanı Merkel son açıklamasında yeni tip salgının son derece ölümcül olduğu uyarısını yaptı ve tüm eyalet başkanlarını yeni tedbirlere uymaya çağırdı. Almanya Sağlık Bakanı ise geçtiğimiz hafta Almanya'da hastanelerin Nisan ayında kapasitesinin dolma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti. Fransa'da 20 Mart'tan itibaren bir aylığına karantina uygulanmasına karar verilmişti ve saat 19'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İtalya'da ise 10 bölgede zorunlu haller dışında sokağa çıkmak yasak. Bununla birlikte İspanya'da mevcut kısıtlamalar Mayıs ayına kadar devam edecek ve ülke içinde sadece zorunlu seyahatlerin yapılmasına izin veriliyor. Yaz başlamadan Avrupalı turistlere kapılarını açmak isteyen Yunanistan'da ise önlemler biraz daha sıkılaştırıldı. Ülke genelinde zaruri olmayan mağazalar kapalı. Yeni varyantlar vakaların daha hızlı yayılmasında etkili oluyor. Çünkü İngiliz varyantının diğer varyantlardan %50 oranında daha hızlı yayıldığını belirtiyor uzmanlar. Bununla birlikte Brezilya ve Güney Afrika varyantları da riskli türler arasında yer almakta. İngiltere'ye baktığımız zaman ise İngiltere'nin pandemiyle mücadelede diğer ülkelere kıyasla biraz daha iyi iş çıkardığını söyleyebiliriz. Çünkü İngiltere aşılamada diğer Avrupa ülkelerinden biraz daha erken davranmıştı ve bunun etkisiyle aşılamada oldukça önde ilerliyor. Mesela şimdiye kadar baktığımız zaman ilk doz alanların sayısı 30 milyonu aşmış durumda. Yani 18 yaş ve üzerindekilerin %57'si İngiltere'de aşılandı. Bugünden itibaren karantina önlemlerini gevşetmede ikinci aşamaya geçti İngiltere. İlk olarak 8 Mart itibariyle okullar açılmıştı ve bugünden itibaren dışarıda spor etkinlikleri serbest hale geliyor. Aynı zamanda 6 kişinin buluşmasına izin verilecek. 12 Nisan'dan itibaren ise 3. aşamaya geçilmiş olacak.